konuşmaya devam ediyoruz. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü, kaçırıldı mı? İşte o malikane dedikleri Pensilvanya'daki yer bomboş, havadan çekmiş bu görüntüleri Anadolu Ajansı. Ortada yok. Örgüt bir dağılma sürecinde. Örgütün şu anki en büyük derdi, örgütün içindekilerin para. Herkes paradan bahsediyor. Kayıp paralar var, milyon, yüz milyon dolarlar var. Hatta milyar dolarlardan bahsediyor. 200 milyar dolar. Kayıp ve herkes bununla ilgili bir aklama peşine düşmüş. Bir yandan da herkes kendi derdine düşmüş. Örgüt dağılıyor, ben kendimi nasıl kurtarırım diye. Nerede örgütün elebaşı Fethullah Gülen, terör örgütü elebaşı bilinmiyor. Biz elbette bu merak ediliyor. İşte bugün bazı dedikodular çıktı. Türkiye'ye getiriliyor. MİT teslim aldı. Türkiye'ye getiriliyor Fethullah Gülen dendi. MİT açıklama yaptı. Bu iddialar doğru değil dedi ki, olsaydı bugüne şu ana kadar, şu saate kadar açıklama gelirdi. Ama bir dağılma. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gözden çıkarma söz konusu mu? Belki yeni bir yapılanma planlıyorlar ya da yaptılar. Belki örgütü çoktan gözden çıkardılar. Bu tutuşmuşluğun sebebi de o olabilir. Konuşmaya devam ediyoruz. İrfan Hoca'nın bu arada eklemek istedikleri var. Birazdan hocam size de söz vereyim. Hatta siz de buyurun gelin. Burada hep birlikte değerlendirelim, olur mu? Ben burada kısaca bir giriş yapayım. Devam edebiliriz Coşkun Bey. Şimdi yani bu tip örgütler Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde neden ortaya çıkıyor? Aslında yanlış İslam anlayışından ortaya çıkıyor. Yani bugün dünyanın pek çok yerindeki Müslüman toplumlar orijinal Kur'an'dan, İslam'ın temel hükümlerinden ayrı, paralel bir takım yapılanmalara, bir takım kült örgütlere, örgütlerle karşı karşıya. Yani temel mesele bundan kaynaklanıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'le baktığımızda yahut da sahih hadislere baktığımızda Allah dostu denilen, gece sizin günah işleyip işlemediğinizi bildiği varsayılan kişilerin aslında bizden bir farkı yok. Yani abartılı bir şekilde İslam dünyasında bir takım kişilere uluhiyet, her şeyi biliyor şeklinde bir ifade kullanılıyor. Bu yaygınlaşmış durumda. Türkiye'de daha benzeri örgütler de var, İslam dünyasında da var. Yani burada çıkış yolu şu olmalı: orijinal İslam'la bunlar örtüşüyor mu? Ona bakmak lazım. Yani zaten geri kalmamızın temel sebebi bu yanlış Müslümanlık anlayışından kaynaklanıyor. Kur'an ve sünnetin dışında tarihin tortusu bir takım örgütler, bir takım anlayışlar ortaya çıktı. Türk gelenekleri, Arap gelenekleri, Acem gelenekleri, Hint gelenekleri dinle bir araya gelerek bir başka yapılanmaya gidiyor. Paralel bir din oluşuyor. Ve bunu kişiler orijinalinden fark edebilecek bir eğitim almadıkları için bunu doğru kabul ediyorlar. Yani bu örgütün içerisinde ve daha başka örgütlerde samimi olarak bir davaya hizmet ettiğini, imanını kurtarmaya çalıştığını düşünen milyonlarca insan var. İşte tam bu noktada böyle, Diyanet Teşkilatı'na büyük bir görev düşüyor. Sahih İslam inancı, orijinal İslam inancının dışındakilerin Müslümanlıkla çok fazla alakası yok. Paralel İslam olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Ve buradaki Türkiye'deki bu FETÖ yapılanması da aslında 1950'lerden bugüne kadar dış güçle bağlantı kurmuş. ABD'nin komünizmle mücadele yapılanması çerçevesinde, Yeşil Kuşak çerçevesinde bunlarla irtibat, kontak kurdukları çok açık ama yani bu daha önceki zamanlarda acaba neden tespit edilemedi? Diyelim ki işte Erdoğan iktidarı 2002'de başladı ama Türk okullarının açılması değişik yerlerde, dünyanın değişik bölgelerinde sorunla karşılaştığı zaman o dönemin yöneticileri, yani Demirel, Özal, Tansu Çiller, Murat Karayalçın, kim iş başındaysa hepsi bu okulların Türkiye'nin garantörlüğü altında faaliyet gösterdiğini, kefil olduklarını söylemişlerdir. Yani daha önce bu tehlikeden halk habersiz olabilir 15 Temmuz'a kadar. Halk 15 Temmuz'da dışarıyla işbirliği yapan bu örgütün gerçek yüzünü gördü. Ama 15 Temmuz öncesinde acaba bundan haberdar olanlar neden bu örgütün üzerine gitmediler ve çok büyük bir tehlike atlatmamıza kapı aralandı. İrfan Hocam, peki siz çok iyi takip ettiğiniz, yazdığınız için de soruyorum. Bu uluslararası terör örgütlerinin oluşturulması ve yani o ülkeler üzerindeki nüfuz etme süreci ve
nihayetinde varılan süreç. Şimdi bu örgütler ne zaman kullanış ömrünü tamamlar Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke için? Sizin yani bugüne kadarki okumalarınızdan hareketle söylüyorum. Sizce bu terör örgütü FETÖ Amerika Birleşik Devletleri için artık kullanılır bir aparat değil mi Türkiye üzerinde? Öldürmüş olabilirler mi Fethullah Gülen'i, elebaşını? Yoksa bir süre daha onun üzerinden bir oyun planlamaya devam ederler mi sizce? Ya o konuda tabii ki değerlendirme yapacaklardır. Yani netice olarak Türkiye'yi olağanüstü ölçüde sıkıştıracak bir pozisyona getirmek için bu örgütü kullandılar. Hı hı. Şimdi bundan sonra eğer işlevini bitirdiyse bunu tabii tasfiye ederler. Daha başkalarıyla irtibat kurarlar. Bu sadece Türkiye ile sınırlı değil. İslam dünyasının başka yerlerindeki yapılanmalarla da sürekli yabancı istihbaratlar irtibat kurar. Bunların dini örgüt olması gerekmiyor. Yani dini olduğunu kabul ettiğimiz bir takım hususlarda aslında dinle çok alakası yok. Mesela bu kült bir örgüt. Yani böyle Mesihi bir tarafı var. Yani bir boyutuyla böyle Yahudi anlayışına benziyor. İşte kıyamet kopacak. Herkes Tanrı'nın vaat ettiği bir zaman diliminde huzura kavuşacak. Yahut da 12 imam teorisi var İran'da. Bize Mehdi olarak gelmiş. Mesela dinin orijinalinde böyle bir şey yokken sonradan bir mehdilik müessesesi. Bu felsefeler bu da onun türevi gibi. Yani şimdi ABD açısından bakacak olursak ABD burada kendisi için hala yarar sağlayabileceği şeklinde bir değerlendirme yaparsa örgütü vekaletlerle devam ettirir. Yoksa tasfiye yolunu tercih eder. Tabii bu arada Türkiye ile müzakere yaparak mümkün olduğu kadar bunu kendi yanında, kendisinin görüşlerini empoze etmede, Türkiye üzerinde baskı kurmada bir araç olarak elinde tutmaya çalışır sonuna kadar. Ama fonksiyonunu yitirdiğini düşündüğü anda da tasfiye edecektir. Daha başka yapılarda örnekler sana ben burada var. Bu da onun bir benzeri olacak. Teşekkür ederiz hocam. Bu bakış açısı bu çok önemli. Senin, bak, iki tane örnek vereyim güncel. Bir, bebek katili Abdullah Öcalan yakalanınca FETÖ, düzeltiyorum, PKK bitti mi? Amerika bu örgütü tasfiye mi etti? Hayır. Devam etti. Doğru. Ama Kenya'da yakalandı. Başka yöntemlerle ama nerede yakalandı? Yakalandı. Yani neticede teslim ettiler bize. Etti veya yakalandı ya, hiç önemli değil. Neticede devletin eline geçen bir kişi var ama örgütsel yapı devam etti ki ben o zaman da dedim. Ölse de, ölü de ele geçse o sistemi yıkmak kolay değil. Mesela Prigojin. Al öldü. Wagner. Hep şu tartışılı dönemde. Wagner bitti. Dağılır. Ben de şu ısrarla, var. Var yine. Ben de ısrarla dedim ki ya yani komik olmayalım. Wagner, Rus istihbaratının tespit ettiği bir yapılanma, Prigojin başındaki aktör. Dolayısıyla bu kişinin öyle ya da böyle bir şekilde tasfiye edilmesi bu yapıyı çökertmez. Böyle yapıları dağıtmak kolay iş değil. Ve evvelinden daha güçlü, şu an devam ediyor. Çok zor kurduğu için ABD bu tür yapıları böyle ilmek ilmek işlediği için örgütün lideri öldü diye tasfiye etmez. Merve, Trump değil mi? Trump bir şey açıkladı. DAEŞ'i dedi, Obama kurdu. Ya CIA kurmuştur. Evet. PKK'yı Sovyetler Birliği organizasyonuyla sokuldu devreye. Sonra Amerika alıyor bunu. Sahiplendi. Tabii. Yani burada adamlar gitse bile diğer onunla bağlantılı kriptoları var. Bilmediğimiz insanlar var. Onların yetiştirdiği belli isimler belli görevlerde şu anda. İlmek ilmek dokuyorsun. Bunlar devam ediyor dünya çapında. Şimdi mesela şey dediniz ya Coşkun Bey, yani bu tür örgütlerin planlanması, yapılanması çok uzun vadeli olarak tasarlanır ki FETÖ'nün kuruluşundan itibaren hep şöyle söylenirdi değil mi? Hani biz Türkler olarak böyle çok aceleci, sıcakkanlı, hızlı sonuç bekleyen bir yapıya sahibiz ya. Şöyle deniyordu tabii, bu işin daha mizah kısmı diyebiliriz. Türk haklı olamaz bu. Biz bu kadar ilmek ilmek yıllar boyunca bir sonuca, hani 2016'ya evet, kadar 60'lardan başlayıp 2016'yı planlamaz. Yani bu bir başka bir akıl. CIA aklı böyle düşünülüyordu. Elbette. Şimdi az önce bir görüntü daha izledik ya, bir PlayStation oyunuyla ilgili. Orada da diyor ki 20 yıl sonra bile gençler bunu konuşsun. Önemli, o günden... Evet. Bu planlanıyor. 2016'dan 20 yıl sonrasında bile çocuklar bunları konuşsun istiyoruz. Bir daha gelirse ekrana Samet, o Fethullah Gülen'in, FETÖ elebaşının yeğeninin. En şifresi orası işte. Bir daha dinleyelim. Yetiştirdikleri. Bak şimdi o oynayana kadar. Tayyip Erdoğan'ı pislik içinde gösteren, hırsız gösteren, katil gösteren,
Anlatabildim mi? Ne varsa öyle. Böyle bir PlayStation oyunu. Niye PlayStation'ın hani belgesel vesaire yapılmıyor? Şuna çok şey yaptım. 20 sene sonra bile bizim gençlere bu adamlarla neden mücadele ettiğimizi anlatabiliyor olmamız lazım. Yani gençlere diyor ki sübliminal olarak küçücük çocukların zihnine de kazıyın. Belgeseli 8 yaşında çocuk izlemez ama 8 yaşında çocuk bilgisayarını oynaya o zihnine kazınır. Merve şimdi bu oyunlarda 17 bak, Temmuz bu 17 PlayStation'ların Temmuz'da. Oyunlarda mesela onay alacağız. Konuyla da bağlantılı diye örneği vermekte fayda görürüm. Çocuklarımızı biz ekranın karşısına bırakıyoruz. Nasıl ses çıkmıyor? Biz rahatız. O an çocuk da huzurlu, ben de huzurluyum. Ama çocuğu bir zehir makinesinin önüne tutturuyorsun. Mesela bu tür oyunlarda cami vurmak, böyle kirli sakal, işte tırnak içinde hani İslami figürleri böyle terörle eşleştiren. Yaşın en yükselişe geçtiği dönemde değil mi? O oyunlar çok popülerdi. Bu oyunlar, ufacık yaşta oturan çocuklarda var ya, imaj şu, İslamiyet eşittir terör. Evet. Tırnak içinde söylüyorum bak, oyunlardaki verilen zehir bu. Ve Türklük, cami, işte ulusal değerler ayaklar altında, Amerika, Batı, özgürlük heykelleri de insanlığın çıkış noktası, insanlığın varması gereken nokta. Bunlar filmlerle o genç beyinlere şırıngalandı. Bu da aynısını söylüyor. Öyle bir oyun yapalım ki diyor, Tayyip Erdoğan hırsız, katil, işte hani ifade pislik içinde gösteren, hırsız gösteren, katil gösteren. Evet. Şimdi o oyunu verdiğin takdirde kalacak hani, beyinlerde. 20 beyin sene yıkama. Sonra Fethullah Gülen deyince ama öyle büyük iş yapmış ki bizi ipten almış diyeceklerdi. CIA böyle oynar oyunu. Uzun vadeli beyinleri bir daha geri dönmeyecesine yıkayarak bir ortam hazırlar ki bunun örnekleri var başka tabii, ülkelerde. Tabii. Biz Allah'a şükür bu atlattık. Bir ekleme yapalım, bu çok önemli. Buyurun. Facebook dediğiniz sosyal medyaların hepsinin merkezi CIA'dir. Uydular ellerinde, mekanizmalar, bu yeni çıkan biliyorsunuz küreselci yeni isimler, Google'lar. Bunlar hepsi dünyanın kontrolü. Büyük bir hazine var ellerinde onun. Bizim bütün bir gençler abone olmuş. Gençler neden zevk alıyor? Bilgi. Ne giyer, ne sever, ne oynar. Ne yer, ne içer, bütün bilgilere erişmek için. Mesela giriyorsunuz, bir otel arıyorsunuz. Hemen arkasından size otel ilanları gelmeye başlıyor. Ya nasıl çalışıyor? Sistem öyle kurmuşlar ki. Dijital kuşatma. Ticari mekanizmaları kurmuşlar. Beyin yıkamayı kurmuşlar. Bunlar üzerinde çalışıyorlar. Çocuklar üzerinde çok özellikle çalışıyorlar. Yeni bir nesil. İkili nesiller. Bugün mesela LGBT'nin arkasında Bey, bile peki, separatörlükleri var. Öz eleştiri yapalım. Tamam, Batı'yı suçluyoruz. İşte bir takım sosyal medyayı kullanıyor. Başka aygıtları kullanıyor. Bizi özümüzden uzaklaştırıyor. Öz eleştiri yapalım. Peki bunları niye biz yapamıyoruz? Başladık. Sanayi devrimini niye biz ıskaladık? Yani biraz daha geriden bakalım değil mi? Müslüman dünya niye geri kaldı? Böyle bir öz eleştiri var mı Müslüman dünyada? Ya yeni yeni. Çizgi dünyasındaysa hocam sorun, başladık ona. Yani gerçekten. Ya teknolojiden de bahsediyor hocam. Sanayi evet, biraz daha geriye gidip de. Baktığımızda mesela sürekli böyle Müslümanlığın dar bir alana hapsedildiğini, sadece ibadet boyutunun öne çıkarıldığını, şöyle, öteki boyutlarının ikinci plana atıldığını ve bunların yansıması olduğunu ben iddia ediyorum. Şöyle oraya biraz şerh koyarak şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir programda katıldım, programda böyle ülkeyi, dünyanın geleceğini konuşuyoruz. Moderatörümüz şöyle bir soru sormuştu. Son dedi birer dakika hocalarımdan dedi birer cümle alayım. Soruyu dedim sorun verelim. Neyse o bir dakikalık hakkımızı kullanalım. Hocam dedi oyun diyorsunuz. Ne zaman başladı bu oyun dedi. Ben de dedim ki madem dedim vakit dar, tek kelimeyle dedim cevap vereyim. 9-6 keçe başladı dedim. Teşekkür ederiz dedik. Yandaki hocaya döndü. Sorunun ortasında durdu. Hocam bir dakika dedi. Ben dedi bu soruya dedi. Yani bu cevabı kapatırım programı dedi. 9-6 geçe evet dedim. O dakika daldılar içeriye. Şimdi hocamın bahsettiği konu. Uçak yaptık biz ya Atatürk döneminde. Denizaltı yaptık. Geri kalmadık. Yakaladık aslında. Ama içimizdeki hainlerin de işbirliğiyle. Hani dokunacaklar o zaman iktidardaydı. Dokundular ve bizden ettiler. Neyi? O sanayiyi. Eğer Türkiye o sanayiyi o zamanlar kaybetmeseydi, şu an yolcu uçağı yapan Boeing değil de
bir Kaan diyecektik. Dünya Kaan'la tanışacaktı ta o yıllarda. Coşkun Bey, benim söylediğim biraz daha Türkiye'de aşağı boyutlarıyla. Yani Müslüman Osmanlı toplumlar dönemi, mesela Pakistan, işte ha, Afganistan diyelim evet. ki değişik Müslüman ülkeler. Yani neden geri kaldı? Bunun böyle arka planında ne var? Çünkü geleneksel İslam anlayışının dondurulmasından kaynaklanıyor. İçtihat yolu kapandı. Din budur, bunun dışında her şey yanlıştır. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sürekli teşvik değil mi? Bilime bir teşvik olduğunu, araştırmaya teşvik olduğunu görüyoruz. Belki bu boyutlarının önümüzdeki dönemde öne çıkacağı içtihatlar, yorumlar yapılarak bu geri kalmışlığın yeni bir dinamizm için başlamamış olduğunu düşünüyor musunuz hocam? İşte bu sanayi hamleleri, teknoloji hamleleri, yani milli savunma hamleleri, tüm bunlar, uzaya uydu gönderebilen birkaç ülkeden biri olmamız, bütün bunlar sizce başlamadı mı hala daha? Yani bu yorumlarınızı tabii bir de bu... ki Türkiye'de öyle ama diğer Müslüman ülke hala geleneğe saplanıp kalmış. Yani anladım. Böyle geleneksel din yorumu tarım toplumunda yapılan yorumdur. Kur'an-ı Kerim'i her asra göre yorumlamanız gerekecek. Anladım. Diğer Müslüman ülkelerden bahsediyorsunuz. Mesela Türkiye Göktürk'ü atmasaydı, milli uydumuz olmasaydı, hem PKK ile mücadelede İsrail'den gönderilen dronlar, o haberleri kimlere haber verdi bizden önce? Bize de uzun zaman vermedi İsrail. Bize uyduyu atmasaydık İran Cumhurbaşkanı'nın cenazesini ulaşamayacaktı değil bugün, mi? Haydi devam edelim. Şimdi bir başka konuya bir geçmek istiyorum. Kapattık mı konuyu? Şimdi bu konuyu bir son cümleleriniz varsa bir alayım. Çok önemli. Tel Aviv'e gideceğim. Protesto gösterileri başlamış. Direkte İsrail'in başkentinde. Lütfen bir toparlama rica edeceğim. Şöyle yarım kalmasın diye Akın İpek'ten bahsettik. Bir evden bahsettik. O ev aslında Fethullah Gülen denilen vatan haini için yapılan bir konuttu. Amaç da neydi? Hani dedin ya bu projeden Amerika vazgeçer mi diye. Eğer darbe başarılı olaydı Hümeyni gibi getirilecekti Fethullah Gülen, hem de İstanbul'a indirilecekti. Oradan karayoluyla günler süren böyle develer kurbanlar. Ankara nihayet Haşmet Han Ankara'ya erişecekti. Ondan sonra ve oradan fetvalar başlayacaktı. Kardeşim işte Güneydoğu'da girenler özerk diyorlar. Çıkarın Abdullah Öcalan'ı. Huzur, diyalog, barış. Geçin asker de bizimle, bakın bu darbeyi asker yaptı diyeceklerdi. Dolayısıyla doğru olan budur. Bırakın özerk olsunlar, bırakın kendi kendine yönetsinler, ölmeyiz. Diğer İslam devletlerine, Türk devletlerine fetvalar vererek tırnak içinde Amerika'nın değirmenini taşıyan bir aktör. Çok da akıllı bir oyunda. Çöktü Allah'a şükür. Bak Akın İpek'in evi ben yeni öğrendim. Şimdi satışa çıkarılmış. O evde işte Pennsylvania'nın alternatif hazırlanan bir evdi. Darbeden diyorlar. Önce bak nasıl uzun vadeli bir plan yapılmış, bunu görelim lütfen. Dolayısıyla unutmayalım, unut. Bambak için hep akıl işlemiş. Bir ek yapayım, bu da çok lütfen, önemli Merve Hanım. Çok kısa isteyeceğim, bekliyor arkadaşlar. 2009 yılında donanmaya İzmir'de deniz kuvvetlerini perişan etmeye kalktılar. Bu FETÖ'yü çok aşan bir olay. Bugün deniz kuvvetlerinin neler yaptığını Kıbrıs, Akdeniz, Ege, Karadeniz'de Türk donanmasının ne büyük tatbikatlar yaptığını görebiliyoruz. Bir 10 sene önce donanmaya darbe atıp Türkiye'nin denizlerdeki bu başarısını kırmaya yönelik bir Amerika operasyonunu resmen ortaya çıkarmıştır o operasyonlar. Mağdur dedin ya bana, hiç sevmem ben kendimi anlatmayı ama örnekleyeyim. Mesela şu soysuz, bütün kumpas davalarının, hocam bahsettiği davaların Milgen projesini kumpas davalarla Amerika'nın adına çöpe atmaya kalkan bir vatan haini alçaktı bu. Yani askeriyenin içindeki o kumpas davalarının başındaki isim Mustafa Özcan. Milgen projesi, bak milli gemi projesi. Bugün o Barbaros'un torunları o gemilerle at koşturuyor denizlerde. Evet. Bayrak basıyor. Eğer o tutaydı plan, şu an orada biz balıkçı teknesi gezdiremiyorduk. Çıkaramaz. Bak balıkçı teknesi. Çünkü proje bitiyordu. Kim, bu kimin çıkarına uçak olacaktı? Yapamazdık. Peki bizim aleyhimize olan bu durum kimin çıkarına olacaktı? Yunanistan'ın. Amerika'nın, Yunanistan'ın, İngiltere'nin. Mesela Trakya uçak gemisi yapılıyor şu anda. En büyük uçak gemisi Türkiye yapıyor. Anadolu. Bir dronların olduğu Akdeniz'in TCG Trakya kartallarından birisi. Evet. Trakya ismi. Trakya kondu ismi. O gemi de ne demek biliyor musunuz? Akdeniz'den çıkacak okyanuslara, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na, Basra Körfezi'ne, Cebeli Tarık'tan Atlantik Afrika'ya gidecek bir Türkiye var. İşte Türkiye'nin geleceği bu 10-15 yıl sonra. Küresel bir liderlik
burada başlayacak Türkiye'nin. İmparatorluk kodlarına dönecek Türkiye. Peki.